Kızılay, Uğur Dündar. Sözcü gazetesinin yazarı Uğur Dündar ile başlıyoruz. 17 Ağustos 1999. O yakıcı yaz gecesi gerçekleşen Büyük Marmara depreminde yaklaşık 18 bin yurttaşımız hayatını kaybetti. 24 bin kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanlardan biri de ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olan hepimizin sevgilisi Türk Kızılay'ıydı. Kızılay ekiplerinin felaket bölgesine zamanında yetişemeyip gereken yardımları yapamaması toplumda infial yaratmıştı. Herkesin zihninde aynı soru vardı. Kızılay'ı böylesine acınası, böylesine çaresiz duruma düşüren gerçek. Arena ekibi sorunun cevabını bulmakta gecikmedi. Siyasetin güdümündeki Kızılay yandaşlar için istihdam deposuna dönüştürülmüş ve bu liyakatsız ellerde çağın çok gerisinde kalan hantal bir yapı oluşmuştu. Arena kameralarının Kızılay depolarında kaydettiği görüntüler acı gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. 1939 yılından kalma üzerleri bir karış toz tutmuş pamuk ve gazlı bez paketleri, yırtık maskeler, çalışmayan, paslanmış tansiyon aletleri, çatısı çökmüş depolarda çürümeye terk edilmiş küflü battaniyeler, yataklar, giysiler ve çeşitli yardım malzemeleri. Kimsenin hesap soramadığı bu başıboş ortamda yolsuzluk iddiaları da ayyuka çıkmıştı. Yağmur geçiren çadırları ihaleyle Kızılay'a satanlar, arena kameraları önüne geçip kime ne kadar rüşvet vererek bu işleri aldıklarını tek tek itiraf etmişlerdi. Arena ekibinin toplumu sarsan Kızılay haberlerinden sonra peş peşe gerçekleşen yönetim değişikliklerinin ardından nihayet 2005 yılında bu tarihi kurumu ayağa kaldırıp devrim gibi bir değişime imza atacak Tekin Küçkali Başkanlığındaki yönetim işbaşı yaptı. Küçük Ali ve ekibi Kızılay'ı üzerine yapışan enkaz kalıntılarından kısa sürede kurtarıp gerek yurt içinde gerekse uluslararası alanda övgüye değer bir yardım kuruluşu haline getirmeyi başardı. Öyle ki Kızılay Tsunami'den sonra Endonezya'nın Banda H eyaletinde 1053 konut 4 okul yaptı. Bunlardan Mustafa Kemal Atatürk Lisesi eyaletin en büyük okulu oldu. Ünlü New York Times gazetesi bile 2007 yılı Temmuz ayında Endonezya'daki tsunami felaketinden sonra uluslararası yardım gruplarının inşaatlarındaki sorunlara yer veren bir haber yayınladı. Haberde tüm olumsuz örnekler sıralandıktan sonra sadece Türk kızlayının tuğla evlerinde yaşayanların ne kadar memnun olduğu yazılıyordu. Pakistan depreminde de oraya ilk giden Türk kızalığıydı. 11 bin çadır kuruldu, 100.000 insana aylarca bakıldı. Güney Asya depremi ve tsunami felaketinde Kızılay, Endonezya ve Sri Lanka'ya gitti. Kampanyalarda 40 milyon dolara yakın para toplanmıştı. Sri Lanka'da Miligama isimli bir Türk köyü kuruldu. Burada Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan bir anaokulu, sağlık ocağı, 22 dükkan ve bir toplum merkezi inşa edildi. Bağışçıların isimleri sokaklara verildi. Budistler için de bir tapınak yapıldı. Kızılay bir köye traktör aldı, su arıtma tesisi yaptı. Evlerin teslim töreninde Budist olan Migama Belediye Başkanı Müslümanlarla Budistlerin ilk kez aynı törende bir araya geldiklerini söyledi. Budistler kendi dualarını ettiler, İmam da Kur'an okudu. Bunlar Küçük Ali döneminde Kızılay'ın başardığı ilklerin ve alkışlanacak hizmetlerin küçük bir bölümü. Hepsini yazmaya kalksam sayfalar almaz. Kızılay'da devrim gibi değişim oldu derken inanın hiç abartmıyorum. Ama burası Türkiye. Güzel ve yalnız ülkemde ne yazık ki hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Tekin Küçük Ali de siyasetin güdümünde çalışmayı kabul etmeyince istifa edip ayrılmak zorunda kaldı 2011. Günümüze gelirsek Elazığ ve Malatya'da 41 canımızı kaybettiğimiz depremin hemen ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kanık'ın SMS'lerle yardım çağrısında bulunması büyük tepki topladı. Evet, Kızılay bağışlarla yaşıyor. Çok kişinin zannettiği gibi bir devlet kurumu da değil. Maaşlı profesyonellerin dışında gönüllülerin hizmet verdiği en köklü sivil toplum örgütü. Ama toplumdaki algısı maalesef iyi değil. Bunun nedenini anlamak için Uğur Mumcu'nun yolunda ilerleyen değerli soruşma, soruşturmacı gazeteci Murat Aurel'in yeni çağda yazdıklarına bakmak yeterli. Ona göre Kızılay siyasetin yönettiği, yandaşların görev yaptığı yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan bir kurum. Yani Kızılay'ın 17 Ağustos 1999 depreminde çağın gerisine düşmesine neden olan alışkanlık ne yazık ki geri dönmüş durumda. İnternette gazetecilik yapan Celal Eren Çelik 8 milyon dolarlık bir bağışın Kızılay üzerinden Yandaş Ersan Ensar Vakfı'na aktarıldığını öne sürdüğü haberi ise Vah Kızılay Vah dedirtiyor. Evet Kızılay'ın düştüğü durumu gözler önüne sermiş Gazeteci Uğur Dündar Sözcü yazısını sizlere aktardık. Eğer bu yayını beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız mutlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.